Kong'da ilk spot Bitcoin ETF başvurusu yapılıyor. Bunun üstüne konuşacağız ve ana hatlarıyla bu durumdan bahsedeceğiz. Oldukça önemli bir konudur aslında. Boş bir olay gibi gözükse de çoğu kişi üzerinde durmayacak gibi olsa da boş muhabbet değildir. Arthur Ashe'in yaklaşık 8-9 ay önce üstüne konuştuğu önemli bir konudur aslında. Çin'in kriptoya geçiş planı adı altındaki yayımlamış olduğu kendi blog yazısındaki makalede durum budur. Bu arada tabii ki çok kısa vaktinizi ayırıp kanala abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Rica ederim beğeniniz. Dediğim gibi uzatmadan geçiyorum. Ya şöyle duralım ki. Burada Hong Kong'da ilk spot Bitcoin ETF başvurusunun yapılmasından bahsediyor. Arthur Ashe bundan 8-9 ay önce bir açıklamada bulundu. Hong Kong tarafının ki tabii o zamanlar açıklama yoktu. Yani bilinen bir husus yoktu konuyla alakalı. Gel zaman git zaman olay gün yüzüne yavaştan çıkmaya başladı diyebiliriz. Bu noktada yeni ETF'ler geldi biliyorsunuz ABD'de kabul edildi. Şu oldu, bu oldu derken an itibariyle Hong Kong'da da gördüğünüz gibi ilk ETF başvurusu yapıldı. ETF'lere geçişlerin Çin tarafından olacağı Arthur Ashe, Çin'den Hong Kong'a ETF'ler yoluyla kriptoya geçişlerin yapılacağı şeklinde durumu açıklamıştı. Hatta başlıkta Çin'deki zenginler ETF yoluyla kriptoya giriş yapacaklar şeklinde ifade etmişti. Bu çok önemli bir olaydır. O yüzden önemli bir kavramdır. Her zaman bundan bahsederiz biliyorsunuz ki Çin hiçbir zaman bir özel sektör kabul etmez ama el altından oradan bir şekilde faydalanmak, etinden sütünden faydalanmak ister. Bunun adı da görmüş olduğunuz gibi ETF, Hong Kong ETF'leri yoluyla bunu gerçekleştirme niyetinde olduğunu geldiğimiz noktada bugün net bir şekilde anlayabiliyoruz. BTC ETF başvurusunu yakında yapılacağı nitekim onaylandıktan sonra çok hızlı bir şekilde ABD'nin aksine çok hızlı bir şekilde diğer ETF'ler onaylanacaktır. Özellikle Ether'den sonra muhtemelen XRP, muhtemelen ardından ABD'nin aksine Sol değil, Avax'ın ki kabul edilecek diye düşünüyorum. Muhtemelen çünkü Hong Kong tarafında bunlar çok popüler. İşte XRP, Avax, BTC ve Ether'den sonra korkunç popülariteleri var. Hem yatırımcı nezdinde yani bireysel yatırımcı nezdinde hem kurumsal yatırımcı nezdinde hem de genel kullanım nezdinde çok ciddi karşılık bulduklarını görebiliyoruz. O yüzden bu şekilde bir durum söz konusudur yani. Buradaki ETF'lerin oluşturulması tabii ki Çin'e açılım için oldukça önemli. Çin de artık özel sektörünü yavaş yavaş bıraktığı için bu arada bu Çin'de, Çin diyorum, Hong Kong'da ilk defa gerçekleşiyor. Hong Kong'un ilk BTC Spot ETF başvurusu ve bunu Çinli bir şirket yapıyor. Evet, yani bunu yapan da Çinli bir şirket bu arada. Hong Konglu bir şirket değil. Mesela ABD'de nasıl ABD'li şirketler o şey yaptı. Burada Çinli bir şirket Hong Kong'da ETF başvurusu yaptı. Şirket de Çinli. Tam şey diyecektim. O sırada aklıma geldi tekrardan. Şu anda Çin'de özel sektörünü rahat bıraktı. Niye geçiş yapabilsinler diye. Güzel haberler alınıyor piyasada. Çok güzel. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu ABD'deki ilk spot BTC ETF'ini onaylamasından sadece birkaç hafta sonra ilk spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurusunu aldığını bildirdi. Evet, gayet güzel. Tabii bununla alakalı çeşitli çalışmalar var. Örneğin en son Güney Kore tarafı da konuyla alakalı görüştüklerini açıklamıştı. Henüz bir kesinlik olmasa da Güney Kore'de de çok büyük bir ihtimalle yakın bir zaman içerisinde ETF başvurusunun gerçekleştiğini göreceğiz. Ve Güney Kore'de de bir ETF'in karşılığını alacağız gibi gözüküyor. Bakalım. Orası da önemli. Bakın
Güney Kore de çok önemlidir. Güney Kore'de de muhtemelen yine sıralama BTC, ortalama BTC, Ether. Devamında XRP yine Sol şeklinde olacaktır. Evet. Bir anda şeyden dolayı takıldım. Anlatıyorum. Arkadaş sanki şey gibi girdim yani anlatıya. Çok farklı bir şey söyleyecekmişim gibi girdim. Düşününce bir farklılık yok yani çok fazla ABD'den o yüzden biraz boşluğa düştüm yani. Tencent News haberine göre Çin'in en büyük fon yöneticilerinden Harvest Hong Kong, 26 Ocak tarihinde Hong Kong SFC'ye Spot Bitcoin ETF için başvuruda bulundu. Raporda piyasa düzenleyici kurumun Bahar Festivali'nden sonra Hong Kong'un ilk Spot Bitcoin ETF'inin onaylanma sürecini hızlandırmak amacıyla aktif olarak çalıştığı belirtildi. Rapora göre Hong Kong'un piyasa düzenleyici kurumunun da ABD seçiciyle benzer bir yaklaşım izleyebileceği ve eşitlik sağlamak amacıyla birden fazla spot ETF aynı anda onaylayabileceği vurgulandı. Abicim muhakkak bu her yerde sadece seç değil. Şimdi yarın öbür gün sen bunu bizde yine yapsan Türkiye'de de bunu görürsün. Brezilya'da da bunu görürsün. Tamam mı? İşte ne bileyim İngiltere'de de bunu görürsün. Yani bu SEC özelinde bir şey değil. Ne yapacak ki adam başka? Yani başka bir çaresi yok ki adamın. Ne yapacak? Adam tabii ki de hemen onu onaylayacak ki. Yani toplu onaylayacak ki. Bunun bir karşılığı olsun. Bir rekabet olsun. Yoksa bir tanesini onayla geç. Niye diğerleriyle uğraşıyorsun zaten? Öyle yapmayacaksan yani. Her zaman Seyfarth'ın dediği doğru. En likit varlık en çok kullanılacak varlıktır. Bu kadar basit. Harvest Fund Spot BTC ETF için başvuruda bulunan ilk aday olsa tek aday değil. Bölgede 2024 yılında Spot BTC ETF başlatma niyeti olan farklı kuruluşlar da bunu. Aynen öyle. Faaliyet gösteren finans kurumlarından onun diyor bir ETF'i aktif olarak çalışma yürütüyor. Vesaire devleri ETF için ne diyor? İlk çeyreğe. Aynen öyle. İlk çeyrek. Yani gelecek 2 ay içinde gelir diyor. Gayet iyi. Samsung Bitcoin doğru evet. Doğru. Samsung Asset Management. Hatırladım şimdi. 2023 yılında kripto yanlısı yaklaşımları sayesinde aynen öyle. 1 Haziran'da özellikle hatırlayacağınız gibi düzenleyicilik çerçevesine geçtiler. 1 Haziran 2023 itibariyle Hong Kong oldukça pozitif davrandı. Burada aldığımız haberler güzeldi. Gördüğünüz gibi piyasada işler yolunda devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.